Bugün inşallah Sait Halim Paşa üzerine takriben 1,5 saatlik bir oturum yapacağız. Oturumda şöyle bir içerik, yaklaşık bir başlık çerçeve çıkardım. Yani önce Sait Halim Paşa'yı anlamak için doğal olarak her düşünceyi anlamak için aslında geçerli bir şey. Bir tarihi sosyolojik bağlama değineceğim. Yani nasıl bir dönemde yaşadı bu adam, niçin bu gündemleri gündem etti? İkincisi, bizim o dönemdeki yaşadığımız tartışmaların zeminine biraz atıf yapacağım. Ardından da Sait Halim Paşa'nın düşüncelerini etkileyen yetiştiği çevreyi, aldığı eğitimi ve temelde gündeme getirdik düşünceleri, kavramları bir bütün içinde anlatmaya çalışacağım. Master kardeşimizin bana gönderdiği birkaç madde vardı. Onları da anlatım içerisinde hep aklımın bir kenarında tutarak devam edeceğim inşallah. Önce size bir iki şey paylaşayım, göstereyim. Şimdi önce Sait Halim Paşa'nın temel metni olan Buhranlarımız Risalesi bu. Kendi döneminde 5-6 risale olarak yayınlanıyor. Daha sonra o risalelere o dönemde yayınlanmayan bazı ekler yapıldı. En son ben o eklere bir ek daha yaptım. Ve o risaleleri bir külliyat olarak şöyle yaptım. Mesela şimdi yaygın biliyorsunuz sadeleştirme. Ben sadeleştirmeye karşı olan bir adam olarak önce metnin kendisini, tıpkı basımını, hatta yeniden dizimi bile değil, tıpkı basım. Hata varsa da altta dipnotta gösterdim. Dedim ki burada birinci baskıda var, ikinci baskıda şu atlamış mesela. Tahkik diyorlar ya. Onu sonra bugünkü alfabeyle ve ardından da bir küçük sözlük ekleyerek yayınlamış oldum. Ardından da müstakil bir Sait Halim Paşa, böyle bir el kitabı olarak genel okuyucu için bir hazırlık yaptım. Bugün inşallah size paylaşırım. Son daha yeni birkaç ay, 2-3 ay önce çıkan bir kitabımız. Orada da bir makale var. Bugün aslında Sait Halim Paşa'nın bütün okumalarından vardığım kararım aynı zamanda Sait Halim Paşa ile ilgili son yazdığım makalenin de başlığını oluşturuyor. Geleneğin muhafızı, değişimin faili olabilmek. Geleneğin muhafızı, değişimin faili olabilmek. Bence bizim çağdaş İslam düşüncesindeki maceramızın da özetidir. Keşke bu başlığı ben bulabilseydim. Bu başlığı biri bulmuş, ben ondan aldım ama dipnotta gösterdim. Dedim ki bu başlığı bir Yahudi maalesef bulmuş. Osmanlı ülemasının genel misyonunu tanımlamak için kullandığı bir kitap aynı zamanda bu. Ben de oradan hareketle bu kitaba öyle bir başlık koymuş oldum. Buhranlarımızla ilgili şöyle hızlıca bazı şeyleri görün istiyorum. Yani işte metinde temel başlıklar var. Ben o başlıklardan sizin dikkatinizi çekecek bazı notları sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla burada herkes bu alfabeyi okuyabiliyor herhalde. En azından okuyanların çoğunlukta olduğunu biliyorum. Oradan bazı notları da dikkate alarak bugün inşallah sizinle bazı paylaşımlarda bulunacağım. Öne çıkarmayı düşündüğüm, kendi gündemlerimize de doğrudan katkıda bulunacağını varsaydım bir çerçeve bu. Önce isterseniz tekrar buraya döneyim. Bunu şeydeki arkadaşların görmesi şart değil, ekrandaki arkadaşlar. Nedir bizim Sait Halim Paşa'nın doğduğu dönem? Sait Halim Paşa, Mısır Hidibi Mehmet Ali Paşa'nın torunu. Normalde işte 18. yüzyılın, 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde doğuyor aşağı yukarı bizim bu kuşağın hepsi. Yani Elmalı Hamdi Efendi de, Sait Halim Paşa da, Akifler, Mustafa Sabri Efendiler, aşağı yukarı hepsinin özelliği 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde doğmuş olmak. Ben zaten şöyle diyorum, çağdaş dönem dediğimiz zaman ya da işte literatürdeki adıyla modernleşme dedikleri dönem dediklerinde ben diyorum ki 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden bugüne kadarki sürecin tamamını ifade eden bir tanımlama olarak düşünün. Yani yaklaşık bizim iki asra yakınla, iki asır neredeyse olmaya başladı. İki asırlık bir tecrübe. Ama ilginç olan şu, iki asırdır biz bir yeniden yapılanma, ben modernleşme demiyorum, derslerde de ısrarla şunu söylüyorum, yeniden yapılanma süreci. Bu yeniden yapılanma sürecinin modernleşme diyebileceğimiz özellikleri de var. Bazı olaylar, bazı uygulamalar, bazı fikirler. Ama tamamen modernleşme olarak tanımlanmasının bir sorun olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Sait Halim Paşa da öyle düşünüyor. Sebebi de şu, eğer modernleşmenin ne olduğunu tanımlarsak, ki tanımlamamız lazım, yani bir dönemi tanımlıyorsak, bir olayı tanımlıyorsak, bir fiili tanımlıyorsak oradaki kavramda neyi kastettiğimizi söylememiz lazım. Yani örneğin bir adam günah işledi diye başka hiçbir şeyine bakmadan adama kafir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman niye diyemeyiz? Çünkü kafir kavramının bizim literatürümüzde bir karşılığı var.
O zaman burada da tarihi olayları da, sosyolojik süreçleri de tanımlarken benim usulüm şu. Modernleşmeyi tanımlıyorum. Tecdit ve teceddütü tanımlıyorum. Sonra tarihsel olayları anlatıyorum. Diyorum ki elimizde anahtarımız belli. Modernleşme bu demek. Tecdit ve teceddüt bu demek. Yaşanılan olaylar bunlar. Neye tecdit, teceddüt diyeceğiz? Neye modernleşme diyeceğiz? Karar beraber verelim. Eğer her şeyi modernleşme olarak tanımlarsak, açıkça söylüyorum, bu şu demektir. Biz yokuz. Bizim İrab'da mahallimiz yok. Biz tarihin gidişatına, hatta kendi tecrübemize yön veren, istikamet veren bir özne değiliz. Dolayısıyla biz tamamen Batı'nın güdümündeki nesneleştirilmiş bir ümmetiz demek istiyoruz. Ben bunun çok abartılı bir tanımlama olacağını düşünüyorum. Doğrudur, Batı'dan etkileniyoruz. Doğrudur, biz dünyanın iktidar merkezi olmaktan çıktık. Ama biz diye bir şey hala eksiğiyle, gediğiyle, kusuruyla da olsa var. Öyleyse bir bütün olarak modernleşme eşittir batılılaşma olduğuna göre bir modernleşme süreci olarak tanımlamak zor. Temel soru şu, benim kanaatim, Said Halim Paşa kuşağının sorusu. Bunlar ikinci kuşaklar. Birinci kuşak 1850'li yıllarda artık eser veren, devletin gidişatında, medeniyetimizin inşasında ya da krizinde doğrudan doğruya rol üstlenen kuşak. Bunlara genç Osmanlılar kuşağı diyoruz biz. Namık Kemaller, Ziya Paşalar, Şinasiler. Bunlar birinci kuşaklar yeniden yapılanma sürecinin. Said Halim Paşa, Akif, Babanzade, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi gibi, Elmalı Hamdi Efendi gibi kişiler ise ikinci kuşaklar. İkinci kuşak aslında şöyle bir krizi ifade ediyor. Birinci kuşak şu. Birinci kuşak diyor ki mevcut sistemi olduğu gibi devam ettiremiyoruz. Bu belli. Yeni bir şeylere ihtiyaç var. Ancak bu yeni arayış kendi medeniyetinden vazgeçmiş değil. Mesela Namık Kemal. Yani adam medeniyetimizi değiştirelim demiyor. Medeniyetimizi mevcut haliyle devam ettiremiyoruz. Yeni bir şeyler yapmamız lazım bizim. Bekamızı temin etmek için yeni bir şeyler yapmamız lazım. O yeni olanın ne olduğu tartışması uzun bir bahis. Ama ısrarla vurguluyorum, bunlar medeniyetten vazgeçmiş değiller. Ama bir şeyi değiştirmeye karar vermişler. Siyasi özneyi değiştirmeye karar vermişler. Yani bu eski kafalı adamlarla bu iş yürümüyor. Bu işi bizim gibi hem Batı'yı tanıyan hem kendi geleneğini bilen yeni kuşaklar, genç Osmanlılar, bu genç Osmanlı kuşağı rol üstlenmesi lazım. Öyle. Yani özne biz olalım ama medeniyetimizi değiştirmeyelim. Yeni bir şeyler yapmamız lazım. İşte tam da orada yeni bir şey yapmak isterken Batı'dan da etkileniyorlar. Örneğin diyorlar ki tek adam yönetimiyle olmaz, meşveret sistemi olmalı. Amenna. Ama işte o meşveretin usulü ne? Meclisi açmak, parlamenter sistem. Bir kişinin ağzından çıkan söze bağlı olmamalıyız. Ne olmalı? Hepimizin kendisine tabi olacağımız normatif bir sistem, bir kurallar manzumesi olmalı. Ne o? Anayasa. Bunu biz mi keşfettik? Yok. Batı'da örneği var. Dolayısıyla Batı'da ortaya çıkan ve Batı'yı başarılı yaptığı varsayılan kurumları, kavramları belli ölçüde bize uyarlayarak, olduğu gibi transfer demiyorum, bize uyarlayarak bir telifçi tutum sergileyerek burada özneyi değiştirip sistemi kurtarmak istiyorlar. Ama Said Halim Paşa kuşağı öyle değil. Said Halim Paşa kuşağında ciddi bir kırılma var artık. Soru benim kavramımla söylüyorum. Karşı karşıya olduğumuz sorunları, kendi tarihi mirasımızı ve kendi değerlerimizi seferber ederek mi çözebiliriz? Yoksa Batı'yı kendimize model alarak mı çözebiliriz? Batılılaşarak mı çözebiliriz? Artık olay bu merhaleye geldi. İşte burada Said Halim Paşa şu açıdan kritik bir adam. Bizim geleneğimizi de biliyor. Klasik bir alim değil ama ciddi bir İslami terbiye ve eğitim almış. Döneminin önemli bir özelliği şu arkadaşlar. Klasik medrese eğitimi yanında ya da onundan ayrı olarak insanlar gidiyorlar hadisi bir hocadan okuyorlar. Mesnevi'yi başka bir hocadan okuyorlar. İşte belagatı başka bir hocadan okuyorlar. Böyle muhtelif dersleri birebir hocalardan, özel hocalardan ders alarak okuyorlar. Said Halim Paşa da böyle bir adam. Dolayısıyla bizim geleneğimizle irtibatı güçlü, soylu bir aileden geliyor. Kompleksi yok, paraya pula ihtiyacı yok. Makam mevki desen zaten aile, o makamların hepsinin içinde sadrazamlığa kadar gelmiş bir adam. İkinci özelliği şu, Batı'yı iyi biliyor. Yani uzaktan okumuş değil. İsviçre'ye gitmiş, siyaset bilimi okumuş üniversitede,
Dolayısıyla Batı'yı sadece kitaplardan değil, içinde yaşayarak, kurumlarında bulunarak yakından tanımış bir adam. Zülcenahin. O yüzden Sait Halim Paşa'nın tecrübesini konuşmak bizim açımızdan kritik bir öneme sahip. Sait Halim Paşa bu soruya şöyle cevap veriyor. İki sebeple biz kendi medeniyetimizi, kendi inançlarımızı esas alarak ve kendi tarihi tecrübemize yaslanarak krizimizi çözebiliriz. Sebeplerden birincisi İslam'ın kendisine olan sadakat. Yani İslam zaten dini insani, dini tabii, yani fıtri bir din. Dolayısıyla İslam'ın sorun çözme kabiliyetinden şüpheye düşmemizi gerektirecek bir şey yok. İslam'ı doğru anladığımız zaman her hal ve durumda o bizim sorunlarımızı çözme yeterliliğine sahiptir zaten. Birinci sebep bu. İkinci sebep pratik bir sebep. İkinci sebebi de kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Diyor ki bir, istesek de batılılaşamayız. Neden? Çünkü hiçbir toplumun tarihi tecrübesi bir başka topluma transfer edilemez. Hatta bırakın Hristiyan kilise geleneğinden, Katolik gelenekten, sınıfsal sınıfların olduğu bir toplum geleneğinden gelen Avrupa ile bizi, bizim geleneğimizi İran'a transfer edemezsin. Bizim geleneğimizi Mısır'a transfer edemezsin. İstifade edebilirsiniz ancak. İstifade etmekte ise seçim vardır. Siz öznesinizdir, usulünüz vardır. Neyi alıp neyi almayacağınızı, aldığınız şeyi kendi sisteminizde nereye koyacağınızı siz belirlersiniz. Birincisi demek ki hiçbir toplumun, hiçbir medeniyetin tecrübesi bir başka topluma transfer edilemez. Varsay ki ettik mesela. Avrupa'da parlamenter sistem var. Partili işte mücadele geleneği var. Bize de getirdik onu. E ne oldu? Avrupa'da savaşan, yüzyıllardır birbirini öldüren insanlar parlamenter sistemle ve partili mücadele yöntemiyle, temsil yöntemiyle bir uzlaşı oluşturdu ve kavgalarını belli bir ölçüde çözdüler. Peki bizde ne oldu? Bizde meclis ve partili sistem tam tersine toplumda ayrışmaya yol açıyor. Neden? Çünkü bizim toplumumuz başka bir toplum. Yani o parlamenter sistem Avrupa'da işe yarasa bile onu buraya getirdiğinizde sizin sosyolojik yapınız farklı olduğu için, toplum yapınız, geleneğiniz farklı olduğu için size aynı sonucu doğurmuyor. O zaman bizim bak ondan istifade etmeyelim, onu görmeyelim, ona kör olalım demiyor. Ama transfer olmaz. İntikal olmaz. İki, her toplumun, yani ikincinin ikinci sebebi, her toplumun tarihi tecrübesi istese de istemese de o toplumun kendi inançlarından bağımsız olamaz. Ne demek? Mesela Sait Halim Paşa'nın çözümlemeleriyle söylüyorum. Avrupa'da iki ana sınıf var. Sınıflı bir toplum. O sınıflardan bir tanesi rahipler. Rahipler, biliyorsunuz Hristiyanlığın bir şeriatı yok. Dolayısıyla rahibin dediği şey bizdeki haşa Nas'a karşılık gelir. O dediyse bitti yani. O tartışma olamaz. Dogmatik bir tutum. Bizde böyle bir şey var mı? Yok. İki, Batı'da sınıflı toplum var. Her sınıfın kendi çıkarlarını temsil eden partiler oluyor. Mesela işçi sınıfı partisi var. Mesela işte aristokratları temsil eden partiler var. Peki soruyorum size. Avrupa'daki bir parti kaç yıllık parti? 150 yıllık. Değil mi? 200 yıllık. E niye? Bizdeki partiler bir seçimde iktidar, öbür seçimde esamesi bile okunmuyor. Niye? Çünkü dayandığı tabii bir toplumsal zemin yok. Bizde parti ne yapacak o zaman? Doğal bir zemin olmayınca kendi tabanını kendi inşa edecek. Tıpkı devleti kurup bir ulus inşa etmek isteyen elitist taife gibi. Devlet önce kendini ulus devlet olarak kuruyor, ortada bir ulus yok. Sonra ulusu inşa etmek istiyor. Partiler de öyle. Orada da iki şey yapmak zorundasınız. Ben size daha fazla çıkar sağlarım. İki, ben size daha yakın inançlara sahibim. Yani kimlik siyaseti güdeceksiniz. Öyle olunca da konjonktürel değişmeler buradakiler çok etkiliyor. O zaman Avrupa'dakilerin kalıcı olmasının sebebi oranın
rahipler ve rahip olmayanlar. Yani laikler ve klerikler. Mesela Avrupa'da bir adam laik olur. Niye olur? Çünkü rahip değilseniz laiksiniz zaten. Tabiatınız bu. Bizde rahip de yok. Dolayısıyla laik de olamaz. Siz toplumu laikleştirmek istiyorsunuz. Olamaz, yapamazsınız. Burada klerik yok ki laik oluşturasanız. Evladınız olacak ki baba olasınız. Talebeniz olacak ki hocanız olsun. Sosyal statüler, çünkü sosyolojide biz öyle okuduk. Her sosyal statünün varlığı bir başka sosyal statünün varlığına bağlıdır. Klerik yoksa laik de olamaz. O zaman siz batıdaki bir sınıflı toplumu, o sınıf mücadelelerinin toplumunu, o burjuva devrimini, dogmatik anlayışa karşı insanın eleştirel ve özgür düşünme kabiliyetini savunan felsefi geleneği kendi içerisindeki tarihsel bağlamdan bağımsız anlayamazsınız. E bizde bunlar yok. Ama hocam bizde bunlar yok derken bizde de avam ve havas yok mu? Var. Sait Halim Paşa onu da işliyor. Yalnız bizdeki avam ve havas ırsi değildir. İki şeye dayanır. Bir, liyakate ve kesbe dayanır. Yani siz onu emek vererek kazanırsınız. Mükteseptir. İki, sadece bir bilgi devşirme işi değildir. Havastan olmak. Aynı zamanda o bilgiyle muvafık bir ahlakınız olacak. Yani sizin itibarınız kesbedilmiştir. Batıdakinin itibarı kesple değil, ırsiyetle geçer. O zaman biz de içimizde, şimdi düşünün ki bugün Elmalı Hamdi Efendi yaşıyor olsaydı, Allah rahmet etsin. Allah şahit, bugünkü psikolojimle söylüyorum, işi gücü bırakır gider dibinin dizinde oturur, talebelik yapardım. Niye? Ya böyle bir adam bulduktan sonra, peki Elmalı Hamdi Efendi'ye ben soyundan sopundan dolayı mı itibar ediyorum? Yok. Neden dolayı itibar ediyorum? İlminden ve ahlakından dolayı itibar ediyorum. O zaman ben de zaten onun gibi olmak istiyorum. Onun itibarı tamamen böyle bir itibar. Peki yoksul bir adam Elmalı Hamdi Efendi olabilir mi? Hem de nasıl? Gazali bile olur. İmam Gazali dediğin adam gariban bir ailenin çocuğudur. Annesi küçük yaşta ölmüş, babası 11-12 yaşındayken ölmüş. Medreselerde yatılı büyümüş ve koskoca Allame, Hüccetül İslam, İmam Gazali olmuş işte. Bakın, o zaman burada bir sınıfsal geçişkenlik sorunu yok. O zaman arkadaşlar diyor ki, bir, İslam, onu İslam'ı yalnız fıkı olarak anlayacağız. Birazdan geleceğim ona. Fıkı en net savunan adamdır Sait Halim Paşa. İslam zaten sorun çözme kabiliyetine sahiptir. Yeter ki biz fıkı İmam-ı Azamların anladığı gibi anlayalım. İmam-ı Azamların anladığı gibi anlamaktan kastım da şudur. Biliyorsunuz İmam-ı Azam'ın tarifinde insanın lehinde ve aleyhinde olan şeylerin bilgisini sahip olmak. Yani haklarını ve sorumluluklarını ilgilendiren bütün mevzular fıkhın konusuna girer. Bu konuda size güzel bir makale tavsiye edeyim. İzmirli İsmail Hakkı'nın İçtimai Usulü Fıkha İhtiyaç Var mı? Makalesi. Orada İmam-ı Azam'ın fıkı anlayışının üç veçesi olduğunu söyler. Fıkı itikadi, fıkı ameli, fıkı vicdani. Bugün biz onları kelam, fıkı ve tasavvuf diye ayırmışız ya. İmam-ı Azam'ın zihninde bunlar bir bütün. Dolayısıyla fıkı derken bu geniş anlamda. Fıkı zaten hayatımızın bütün alanlarını, ona efalü mükellefin diyoruz. Yani sorumluluk mevkiindeki adamın bütün fiillerini ihata eden bir bilgi disiplinidir. Bunun karşılığı da batıda sosyal bilimlerdir. Dolayısıyla sorunumuzu sosyolojiyle mi çözeceğiz? Yani bu büyük başlık batılaşarak mı yoksa kendi tecrübemizden mi sorusunun gelip dayandığı noktayı söylüyorum. Sosyolojiyle mi çözeceğiz, fıkıhla mı çözeceğiz? Bu tartışmayı başlatan kişi de Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp İçtimai Usulü Fıkıh makaleleri yazıyor. Özellikle örf üzerinden Sait Halim Paşa da bunun cevabını veriyor. Ve Sait Halim Paşa diyor ki bir, İslam sorun çözme kabiliyetine sahiptir. Yeter ki biz onu eski büyük insanların tarihimizde yaptığı gibi anlayıp yeterlik sahibi, liyakat sahibi olalım. İki, Batı medeniyetinden bir şeyi transfer ederek kendi sorunlarımızı çözemeyiz. Çünkü o onların hem inançlarından hem de kendi tarihi sosyal tecrübelerinden kaynaklanıyor. Buraya getirseniz bile aynı sonuçları elde edemeyeceksiniz. Tartışmanın esasında budur. Peki biz bu tartışmada ne yapmamız gerekiyor?
O farkları buradan da biraz görmenizi istiyorum. Ruhbanlık ve asillik tartışmaları var. Siyasette de sınıfsal yapıyı temsil eden çıkar çatışmaları var. Ancak Said Halim Paşa'nın siyaset tasavvuru bence bizim için bugün tıkanıklığımızı aşmaya yol açacak büyük bir isabeti ve ufku temsil ediyor. Ne diyor Said Halim Paşa siyasette? Diyor ki bizim tartışmalarımızda, geleneğimizde siyasetin amacı saadeti temin etmektir. Saadet eski kavramla, şimdi mutluluk diyorlar. Bence saadet kavramının tam karşılığı değil ama öyle diyelim. Peki mutluluk nasıl mümkün olur? Diyor ki mutluluğu sağlamanın yolu, eğer siyaseti biz mutluluğu sağlama işi olarak görüyorsak, onu doğuran süreci doğru anlamamız lazım bir kere. Bakın o sürecin sıralaması 4 tane ilkedir arkadaşlar. 4 şey birbirini doğurur. İtikadiyat temelde vardır. Temelde itikadiyat var. İtikadiyatı burhana dayalı, temellendirilmiş bilgiye dayalı akaid olarak algılıyoruz. Şimdi bunu söylerken, hani konuyu da dağıtmaktan yana değilim. İsterseniz açın İmam Nesefi'nin akaid kitabının birinci cümlesine bakın. Hani bunu dediğim zaman hocam sen onu yorumluyorsun diyorlar. Ne diyor? Birinci cümle nedir? Hakaikul eşyai sabitetun ve ve ilmu biha. Yani varlığın, eşyanın, o eşya varlık, insan, toplum, tarih, tabiat, hepsi dahil yani. Sabittir ve bilinebilir. Allah Allah. Besmele'den sonraki ilk ifade. Akaid kitabında. Ne demek? O şu demek. Yani biz öyle şıp sevdi ya da nefret etti adamlar olarak bir şeye inanmıyoruz ya da reddetmiyoruz. Bizim bilgimiz bir ilme dayalıdır. O ilme dayalı olarak bir şeyleri kabul ediyor ya da reddediyoruz. Bence Hristiyanlıkla bizim aramızdaki en kritik fark burada başlıyor. Birincisi bu yani. Ama bugün bizim insanımız büyük ölçüde zannediyor ki inanmak dediğin böyle hani bilgiden bağımsız bir şey. Hayır hayır, öyle bir şey yok. İki, niye bir bilgiye ihtiyaç duyarız biz? Çünkü ona göre bir davranış geliştireceğiz, ilişki kuracağız. Bir şeye yakın duracağız, bir şey yapmaya, bir şeyden vazgeçmeye karar vereceğiz. O da bizde bir hayat tarzı doğuracak. Ahlakiyattır bu. Ahlakiyat, bugünkü kavramıyla diyorum ki hayata dair duruşumuzdur. Öyle anlık bir şey değil yani. Bir olay karşısındaki tepkimiz değil. Bütünsel anlamda hayata karşı duruşumuzdur. Zaten hulkla aynı kökten geliyor biliyorsunuz ahlak. Duruş demek yani. Biz de artık fıtrat olmuş, tabiat olmuş şey. O itikadiyat ahlakiyatı doğuruyor. Benim, senin ve biz insanlar bir arada yaşayan varlıklarız. O bir aradalığımız da içtimaiyatı doğuruyor. Toplumsal sistem dediğimiz şey budur. O zaman itikadiyat ahlakiyatı, ahlakiyat içtimaiyatı doğurur. E peki biz bir arada yaşadığımızda, ki tabiatımız gereği böyledir. Bizim kitaplarımızda örneğin İbn Haldun'un mukaddimesinde şöyledir. El insanu medeniyyun bittaba. El medeniyyun ey içtimaiyyun. Yani insan doğası gereği bir medeni varlıktır. Medeni olmaktan kastettiğimiz şey de toplum halinde yaşamaktır. Tek başına yaşamak yoktur. Medeni olmanın zıttı vahşettir. Yani dağda tek başına Tarkan gibi yaşamak. Böyle bir insani tecrübe yok. Bu ancak efsanedir yani. İnsanların tarihi böyle değildir. O zaman bir arada yaşıyorsak birbirimizle ilişkilerimizde roller olacak, görev dağılımları olacak, işlerimizin sevk ve idaresi olacak. İşte onları da siyaset düzenler. Zaten siyaset seyisle aynı kökten geliyor biliyorsunuz. Var olan bir imkanı, bir potansiyel enerjiyi kendi amacına götürmeye yönelik yönetme kabiliyeti, yönlendirme kabiliyeti. O halde bu sıralamaya dikkat edersek biz mutlu oluruz. Siyaset mutluluk ilişkisi. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte orada da kişinin ve toplumun özelliklerine geçiyoruz. Kişinin ve toplumun özellikleri şudur arkadaşlar. Burada bizim toplumumuzun ve kişiliğimizin birinci özelliğini söylüyorum. Said Halim Paşa'nın kavramlarını kullanıyorum. İnsanın, Müslümanın birinci vazifesi diyor bakın. Birinci vazifesi, aynen vazife kavramını kullanıyor. Hür olmaktır. Nasıl hür olacak? Hür olmanın yolu şudur diyor. Hürlük, özgürlük verilen alınan bir şey değildir. Kesbedilen bir şeydir. Eski kavramımızda söylüyorum.
Onun için ben biraz kesb kavramına fazla takmış görünüyorum dikkat ederseniz. Çünkü bana göre bizim medeniyet teorimiz kesb teorisidir. Medeniyet dediğin kesptir yani. Mükteseptir yani. Bize birileri vermez. Birileri de bizden alamaz onu. Bizim zaaflarımız olmazsa. Hür olmak şöyle mümkündür diyor. İnsan toplumsal halde yaşar mı? Yaşar. İnsan o toplumsal ilişkilerde sorumluluk üstlendikçe hayatı tanır, insanı tanır, toplumu tanır, kurumları tanır. Tanıdıkça yetkinleşir, liyakat sahibi olur. Liyakat sahibi oldukça muktedir olur. Muktedir olmak, kader, iktidar, muktedir olmak. Bakın aynı kökten gelen kavramlar. Muktedirlik sizin özgürlük alanınız demektir zaten. O zaman özgür olmak, toplumsal vazife üstlenerek, sorun çözme kabiliyetinizi geliştirerek, ihtiyaç karşılama potansiyelinizi büyüterek elde ettiğiniz bir şeydir. Bir, yetmez. Sen hür olduğunda yanındakinin de hür olmasını istemen lazım. Dolayısıyla onun hür olmadığı bir yerde senin tek başına hür olman mutluluğu, saadeti temin edemez. O zaman sen ona yardım edeceksin. Bunun adı da tesanüttür, dayanışma. Müslüman toplumun ikinci özelliği, dayanışma. Üçüncü özelliği, yani ben sizin hür olmanızı kendi hür olmam kadar ciddiye almak zorundayım. Bunu bireysel düzlemde de, kurumsal olarak da örneğin Türkiye'nin, İran'ın, Mısır'ın, Pakistan'ın aynı şekilde kendisi gibi yol almasını istemesi gerekir. Ümmet kavramında böyle algılıyorlar. Mikro düzeyde ailemiz, kendi ailemiz, millet olarak, daha doğrusu devlet olarak içinde bulunduğumuz toplum ikinci büyük ailemiz, ümmet üçüncü büyük ailemiz. Ve bunlar kademe kademe birbirini besleyen bir, yani matruşka gibi düşünün, birbirini besleyen süreçler. O zaman ikinci vazife dayanışma. Üçüncü, herkesin ama kendi fıtratına uygun bir şekilde ahlakını inşa etmesi için fırsat eşitliğine sahip olması lazım. Eşitlik. Eşitliği hem kanun önünde eşitlik hem de fırsat eşitliği. Yani onun için bizde yoksul bir adam, gariban bir adam bizim tarihimizin en büyük şahsiyet haline gelebilir. Bu sistemin işlediği zamanlarda geliyordu işte. Gazali örneği gibi. Üçüncüsü de bu. Bütün bunlar sağlıklı işlediği ölçüde dördüncü ilkeyi temin eder. Adalet. İslam toplumunun dördüncü özelliği adalettir. Bakın ferdin hür olmasından başladık. İkili ilişkiye, toplumsal ilişki diyoruz biz sosyolojide. İkili ilişkide tesanüt var, dayanışma var. Dolayısıyla kişiler arasında ve kurumlar arasında, devletler arasında zincirleme. Üçüncü özellik hepimizin o ahlakı kazanabilmesi için fırsat eşitliğini istemesi lazım. Kanun önünde de, sosyal imkanlar açısından da. Üçüncüsü de bu. Dördüncüsü, bunlar olduğu ölçüde, nispette adalet temin edilir. O yüzden İbn Haldun, Said Halim Paşa'nın o geleneğin devamı olduğunu düşünüyorum. O yüzden İbn Haldun'a atıf yapıyorum. Benim şöyle bir kanaatim var okumalarımdan çıkardığım. İslam medeniyetinin temel ilkesi nedir diye baktığımda bizim büyük alimlerimiz iki şeyi söylüyorlar arkadaşlar. Adalet diyenler var, merhamet diyenler var. Ben bunları birbiriyle çeliştirmeye gerek görmüyorum. İster adalet merhameti doğurur deyin, ister merhamet adaleti doğurur deyin. Bu bir meşrep farkı. Adalet ve merhametin temin edilmesinin imkanı da buradan geçiyor arkadaşlar. O yüzden hocalar biliyorsunuz şunu da okuyun, bunu da okuyun derler. Rahman suresini bu gözle okumanızı tavsiye ediyorum. Rahman suresini bu gözle okumanızı tavsiye ediyorum. Muhteşem bir suredir. Şimdi burada ben buna Said Halim Paşa'nın erkan-ı erbaası diyorum. Yani bizim toplum sistemimizin, bizim medeniyet teorimizin dört ana ilkesi. İtikadiyat, ahlakiyatı doğurur. Ahlakiyat, içtimaiyatı doğurur. İçtimaiyat, siyasiyatı doğurur. O sistemin işlemesi için de ferdin hür olması, birbiriyle dayanışması, eşitlik esasına dayanması ve nihai olarak da adaleti tahakkuk ettirmesi lazımdır. O halde arkadaşlar, burada hür olmanın imkanını biraz konuşmak lazım. Said Halim Paşa'ya göre hür olmanın yolu hakikat arayışına, hakikat bilincine sahip olmamızla irtibatlı bir şeydir. İnsanı,
toplumu, tarihi, tabiatı ne kadar bilebilirsek, ne kadar doğru kavrarsak, onunla kuracağımız ilişkide de o kadar doğru bir ilişki kurmuş oluruz. Ne kadar doğru bir ilişki kurarsak, o kadar özgürlük alanımız ve iktidar alanımız genişlemiş olur. İktidarı siyasi anlamda kastetmiyorum, geniş anlamda kastediyorum. Öyleyse burada mesele hakikati aramak ve tatbik etmek meselesidir. Buna birazdan geleceğiz. Dolayısıyla benim burada söyleyeceğim ana çerçeve bu. Peki İslam ümmetinin hali nasıl? Said Halim Paşa'ya göre şunu itiraf edelim. İslam ümmeti bir kriz yaşıyor. Fransızcasında kriz, bizim dilimizde ise hemen açıyorum inhitat. Aynı dönemde yayınlanmış bir metindeki inhitat kavramı. İnhitat kavramını isterseniz bakalım. Gerileme demiyorum. Bakın bizim okuduğumuz literatürde bize ısrarla gerileme diyorlar. Gerileme demiyorum. Çünkü gerileme modernist paradigmanın 4 temel ilkesinden birisidir. 4 temel ilkenin birisi hümanizmdir. Yani doğruyu, yanlışı, iyi, kötüyü Tanrı değil, başkası değil ben belirlerim. İnsanın uluhiyet ve rububiyet iddiasıdır bu. Öyle insancılık, minsancılık onların hepsi fasafisi. Uluhiyet ve rububiyet iddiasıdır. İki, peki ben neye göre belirlerim? Kendi deneyimlerime ve aklıma göre belirlerim. Bunun sistemleşmiş haline bilim deniliyor. Bilimcilik. Bilim değil, bilimcilik. Scientism. Pozitif bilim anlayışı. Doğruyu, yanlışı vahiy ile değil, başka bir şeyle değil, akıl ve deneyle. Onların sistemleşmiş hali de bilimsel bilgi. Üç, hayat, varlık, şimdi ve burada olandan ibarettir. Hani müteal, gaybi bir düzlem yoktur. İnanıyorsan senin sorunun, kamusal alana onu katma. Varlık şimdi ve burada olandan ibarettir. Zaten modern eşittir, şimdi ve burada olan demektir. Buna da sekülerlik diyebilirsiniz. Ya da dünyacılık diyebilirsiniz. Daha doğru bir ifadeyle, dünyacılık. Dördüncü ilkesi de insanlık tarihi basit ve ilkel olandan mükemmel olana doğru akan ilerlemeci bir anlayışla devam ediyor. O yüzden benden önceki kuşaktan daha şanslıyım. Benden önceki, ondan önceki, ondan önceki, ondan öncekinden. Dolayısıyla benim 2022'de yaşayan bir adam olarak miladi 6. 7. yüzyılda yaşamış Arap çöllerindeki adamların aklına ihtiyacım olmaz. Bu anlayışta. Anlatabildim mi? Yani olayın hikayesi aslında budur yani. Dolayısıyla ilerlemeci anlayışta her gelinen aşama bir öncekinden daha ileri ve tekamül etmiş bir aşamadır. Bu paradigma biz modernizm diyoruz. Şimdi burada ilerlemeci anlayışta ileri olan vardır, geri olan vardır. Bunu sosyoloji okuyan var mı içinizde? Tarih okuyanlar da bilir, sosyoloji okuyanlar değil, işte diğerler de bilir. Mesela Auguste Comte'a bakın, Max Weber'e bakın, Marx'a bakın, Durkheim'e bakın, Tönnies'e bakın, Hegel'e bakın, hangisine bakarsanız bakın. Tamamı diyorum bakın. Madde madde sayarım size, hepsi ilerlemecidir. Sadece kavramsal çerçeveleri farklıdır. O yüzden biz geri olduğumuzda, bizi geri tanımladığımızda o zaman çözüm de bellidir. Sorunu doğru tespit ettiysek çözüm belli, ne? İlerlememiz lazım. İleri olan kim? Şema belli. İster Marx'a bakın, ister Hegel'e bakın, ister Comte'a bakın. Şemanın orasında batı denilen dünya duruyor. O zaman çözüm nedir? Onlar gibi olmaktır. Bakın. Bunlar çok iç içe şeyler. Kavramlara takıldığımı düşünebilirsiniz ama arkası dolu bunların. O yüzden de modernleşme eşittir batılılaşma demektir. Said Halim Paşa ne diyor? Said Halim Paşa orijinal metni birazdan size bulurum. Akvam-ı İslamiyye'nin inhitatı diyor. Akvam-ı İslamiyye'nin inhitatı hakkında bir tecrübe-i kalemiye. Neymiş o inhitat? Aşağı inmek. Yani sizin bir seviyeniz vardı ve oradan düşüyorsunuz. Aşağılamak. Yani mesela diyelim ki Elmalı Hamdi Efendi deyince saygı duyuyoruz. Ama bir adam var ya boş ver onu diyoruz ya. İrab'da mahalli yok. Yüzünü görmeye gerek yok yani. Niye? Bir marifeti yok yani. Tarihsel bir özne değil. O duruma düşmek. Mesela kozmografyada kullanılan kavramı çok hoşuma gidiyor. Sinnu inhitat. İhtiyarlık zamanı. Çok hoşuma gidiyor. Yani bir medeniyet var, ihtiyarlamış artık. Bunu söylerken de hep aklıma şu geliyor. Bizde çok güzel bir vecize var. Hem de çok böyle bugünkü Türkçe ile yeniymiş gibi gelebilir. Yeni değil, eski. Diyor ki
Yaşlılar yapabilse, gençler bilebilse. Gençlerde yapma gücü, takati var, tecrübe, bilgi eksik. Yaşlılarda bilgi, tecrübe var, yapma kudreti düşmüş. O yüzden ihtiyarlık zamanı ne demek biliyor musun? Aslında feleğin çemberinden geçmiş ama yapmak gücünü kaybetmiş. Muktedir değil artık. Orada Muhammed İkbal'i rahmetle anarak onun Cavitname'sine geçen bir mısrayı aktarayım. Cavitname'yi de okumanızı tavsiye ederim. Miraçname geleneğinden gelen bir metindir. Diyor ki, gel yaşlanmış dünyayı gençleştir. Hem de bunu Said Halim Paşa'yı konuşturarak onun ağzından söylüyor. Gel yaşlanmış dünyayı gençleştir. İşte biz buna tecdit diyoruz. O zaman sinnü inhitat nedir? Bakın şu çizgi, çemberin üzerinden geçen şu kırmızı çizgi. Çemberi teğet geçiyor. Bir de merkeze iniyorsunuz. Şuradan buraya gelen şu kırmızı bölüm var ya, burası işte inhitat ufuk zaviyesidir. Yani aslında bizim seviyemiz buydu. Buradan buraya düştük. O zaman düştük dediğiniz zaman sizin modeliniz kim olur? Gazali olur. Razi olur. Anlatabiliyor muyum? Geriledik derseniz modeliniz kim olur? Hegel olur. Comte olur. Bu kadar net. Anlatabildim mi? Dolayısıyla Said Halim Paşa'ya göre bizim bir krizimiz var. Biz devri inhitattayız, asrı inhitattayız. Dolayısıyla bizim bu düştüğümüz yerden kalkmamız gerekiyor. Peki düştüğümüz yerden nasıl kalkacağız? İslam ümmetinin bu krizden çıkmasının yolu nedir? Önce bu krize niye düştük? Onu anlamamız lazım. Tanzimat Fermanı deyince sizin aklınıza ne geliyor? İtiraf edin. İyi bir şey mi geliyor, kötü bir şey mi geliyor? İyi bir şey gelen kimse var mı? Yok. Kötü bir şey gibi geliyor. Osmanlı modernleşmesinin en kritik belgesi belki de diye anlatıyorlar bize. Bakalım. Benim çocukluktan beri en sevdiğim ayetlerden birisi diyor ki قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Öyle hoşuma gidiyor ki yani madem kendine güveniyorsun, madem doğru söylediğini düşünüyorsan hadi getir belgelerini de görelim bakalım yani. Şimdi belgeyi önemsiyorum o yüzden. Bak Besmele ile başlıyor. Mülk suresinin ilk ayeti Tebarekellezi biyedihil mülk ve huve ala kulli şeyin kadir ve birinci cümleyi okuyorum. Sadece birinci cümleyle başlıyorum. Türkiye modernleşmesinin manifestosu sayılan belge nasıl başlıyor? Benim vezirim. Cümleye malum olduğu üzere devleti aliyemizin bidayeti zuhurundan beri ilk kurulduğu günden itibaren ahkam-ı celile-i Kur'aniye ve kavani-i şer'iyeye kemaliyle riayet olunduğundan güzel vurgularla, sıfatlarla Kur'an'ın ahkamına ve şeriatın kanunlarına, kurallarına uygun davrandığımızda tam olarak ne olmuş? Saltanat-ı seniyemizin kuvvet ve miknet, güçlü, kuvvetli devletimiz ve bil cümle tebaasının refah-ı mamuriyeti ve toplumun bayındırlık, mamur, müreffeh bir halde yaşaması refahı rütbeyi gaye vasıl olmuş. Yani biz devletimiz güçlü, kuvvetli, halkımız mamur, zengin olmuş. Niye? Kur'an'ın ahkamına, şeriatın kurallarına uygun davrandığımız zamanlar. İtiraz olan var mı? Yok. Korktunuz değil mi? Ama şimdi cümlenin kalan kısmına bakacağız. Rütbeyi gaye vasıl olmuş iken. İken deyince işler bozuluyor biliyorsunuz. 150 sene vardır ki, burayı okuyunca çok şaşırmıştım. Ne zaman? Bak 1839'da diyor ki, 150 sene vardır ki, geriye gidin 150 seneye, kavail-i müteakibe, ard arda gelen gaileler ve esbab-ı mütenevviaya mebni ve çeşitli sebeplerden dolayı ne şer-i şerife ve ne kavani-i münifeye inkıyad-ı imtisal olunmamak hasebiyle evvelki kuvvet ve mamuret bil aksaf-ı fak ve mübeddel olmuş. Gariban düşmüşüz. Devletimiz güçsüz, halkımız yoksul, gariban düşmüş. Ne zamandan beri? 1839'dan 150 sene geriye gidin. Karlofça. Bence. Zaten biz 1699'lara gider. Karlofça'dan beri böyleyiz diyor. Yani bunu esas alarak baktığımızda yaklaşık biz kaç asır oldu? 3 asırdır. 3 asırdır bir kriz yaşıyoruz. Peki neden yaşıyoruz? Tanzimat Fermanı'na göre doğru dürüst Müslüman olmadığımız için hülasası değil mi? İşte Said Halim Paşa diyor ki yanlışın birisi buydu.
Nasıl yani? İslamcı bir adam bunu nasıl yanlış bulur? Vallahi ben de eskiden böyle zannediyordum. Ama Said Halim Paşa, benim pirim, bana bunun başka bir gözle okunmasının mümkün olduğunu göstermiş oldu. Nedir o? Diyor ki, birinciler dediler ki biz aslında doğru düz Müslüman değiliz, onun için bu duruma düştük. Eskiden doğru düz Müslümanlık, işlerimiz yolunda gidiyordu. İlk bakışta doğru. Öyle değil diyor o iş. Ne demek öyle değil? Bu meseleyi dar anlamda dindar olup olmama meselesi olarak anlamak demektir. Oysa medeniyetler, toplumlar çok faktörün, çok unsurun etkileşiminden oluşur. Değişme, gelişme ya da yavaşlama, çökme çok şeyin etkisiyle olur. Mesela din tasavvuru etkiler mi? Etkiler tabii ki. Ama sadece din tasavvuru mu etkiliyor? Ekonomik faktörler etkilemiyor mu? Etkiliyor. Sizin enerji kaynaklarınızın olup olmaması, nüfus özellikleriniz, mesela nüfusunuzun yetişmiş insan gücü oranı arttıkça, çalışan, üreten, yani demografik nitelikler. Peki uluslararası ilişkiler? Etkiliyor. Bilimsel keşifler? Etkiliyor. Mesela ben son zamanlarda yeni fark ettiğim bir şey, Avrupa modernleşmesini anlatıyordum, hiç buna değinmiyordum. En önemli sebeplerden bir tanesi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Salgın hastalıklar. Yani bir toplum düşünün ki nüfusunun 1/4'ünü kaybediyor bir hastalıkta. Böyle büyük ölümler var yani. Ne yapıyorsunuz? İnsana ihtiyaç duyuyorsunuz. Daha verimli arayışlara giriyorsunuz üretim teknolojilerinde vesaire. O halde bütün bunların hepsini hesaba katmadan sadece dindar olup olmamak meselesi olarak yorumlamak, insani, tarihi, toplumsal gerçeği, yani sünnetullahı tam kavramamak demektir diyor. O yüzden de insanlar tuttular, daha dindar olmak adına şekli ibadetlere daha fazla tutundular. Ama yenilgi devam etti. Hatta batini ekoller tasavvufi akımların içerisine daha fazla sirayet etti. Sorunlarımız çözülmedi. Biz yenilmeye devam ettik. Bu sefer yeni bir insan doğdu. İkinci kuşak, Said Halim Paşa'nın kuşağı dedim kuşak. Dediler ki arkadaşlar tam tersine. Biz Müslüman olduğumuz için böyleyiz. Dindar olduğumuz için böyleyiz. Bak Avrupa dinle sorunu çözdü. Krizini aştı. Bizim de dinle sorunumuzu çözmemiz lazım. Ne demek çözmemiz lazım? Yani bu dinden kurtulmamız lazım. Ya da kamusal hayatın dışına gitmemiz lazım dedi. İfrat, tefrit. İki anlayış da yanlıştır. Peki, ikincisi diyor ki biz yenilginin ya da başarının sebeplerini anlamak yerine ortaya çıkan sonuçlarını işin sebebi zannettik. Mesela Avrupa parlamenter sisteme geçmiş, partili bir yönetim modeli getirmiş, anayasal sistem kurmuş. Ha, o zaman biz de onlara alırsak kurtuluruz. Oysa onlar sonuçtu, sebep değildi. Sebepler sonuçları doğurur. Sonuçlar sebepleri doğurmaz. Sonuçları getirirseniz ama başka şeyler olur. Biz diyor medeniyetlerin, toplumların, dolayısıyla Avrupa'da yaşananların ve kendi yaşadıklarımızın sebeplerini anlayıp bu sonucu nelerin yol açtığını kavramak yerine sonuca bakarak baktık onun şehri iyi, bizimki değil. Orada parlamento var, bizde yok. O zaman bizde ne yok, onlarda ne varsa onları buraya getirip sorunu çözeriz zannettik. Kendinde olmayanı başka yerde aramak diyor buna Ahmet Hamdi Tanpınar. Türk Edebiyatı, 19. yüzyıl Türk Edebiyatı'nda kendinde olmayanı başkasında arama. İşte bu anlayış krizi derinleştirdi diyor. Oysa biz olayın sebeplerini anlamalıydık. O sebepleri dikkate alan bir çözüm getirmeliydik. Bir de üçüncü sebep var diyor. Çöküşün sebebini Müslümanların İslam'ı kendi bağlamında bütüncül olarak anlayamamalarından kaynaklanan, bazen birilerini taassuba, öbürlerini de dinden kopuşa iten, karşılıklı birbirini iterek ötekileştiren bir kültür doğdu diyor bizde. Bugün de var bakın bu. Bunu çok güzel, en güzel anlatan adam Mehmet Akif'tir. Süleymaniye Kürsüsü'nde şiirini okumanızı tavsiye ediyorum. Süleymaniye Kürsüsü'nde şiirinde halk ile aydın arasındaki farkı anlatır. İki, ülemanın durumunu anlatır. Dolayısıyla arkadaşlar bu üç sebeple biz
çöktük. Daha doğrusu krize girdik. O zaman sebepler belli. Tarihi toplumsal olayların ve medeniyetlerin değişiminin dinamiklerini doğru anlamamız lazım. Olayı dar anlamda dindarlık, dindar olmamak meselesi olarak görmek yerine sebepleri doğru kavramak, bütüncül anlamak ve ona göre yapılması gerekenleri de bir düzen içerisinde yapmaya çalışmamız lazım. Bir yerden copy paste yaparak bu sorunları çözmek mümkün değildir arkadaşlar. Soru. Bugüne kadar herkesin sorduğu soruyu doğru soran tek adam gördüm. Sait Halim Paşa. Bakın ben bütünüyle bu dönem çalışan bir adamım. Bu kadar net söylüyorum. Sait Halim Paşa kadar net soran ikinci bir adam görmedim. Bize hep şunu sordular. Niçin geri kaldık? Sait Halim Paşa diyor ki bu soruyu sorduğunuzda zokayı yersiniz. Çünkü niçin geri kaldık sorusu demin dediğim paradigmaya sizi teslim eder. Soru şu olmalı. Acaba Akvam-ı İslamiye dinlerinde mündemiş ni'amu namutenahide niçin istifade edemedi? İslam bizi hayatı bütüncül olarak anlamamıza, her yeni durumda yeniden kendimizi inşa etmemize sebep olacak bir dinamizme, esasata sahip. Dün bunu birileri başardı da biz bugün Müslüman olduğumuz halde bunu niye yapamıyoruz? İslam'dan niçin istifade edemiyoruz? Bu soruyu sormamız lazım diyor. Bu soruyu sorduğumuz zaman din tasavvurumuzu ve o dinin bizim insanla, toplumla, tarihle ve tabiatla ilişkilerimizi sünnetullah'a ve fıtrata uygun şekilde anlamamıza imkan verecek. Bir daha söylüyorum, insanın fıtratı var. Tarihi toplumsal olayların, yani İbn Haldun ifadesiyle umranın bir tabiatı var. O da sünnetullah'la cereyan ediyor. Allah'ın sünnetinde de değişim olmaz diyor. Dolayısıyla insanın fıtratını tanımanın bilgisine sahip olmamız lazım. Tarihi toplumsal olayların kurallarını, ilkelerini, kanunlarını bilmemiz lazım. Bir de tabiatın kanunları var. Ayette ne diyor? Ve in min şeyin illa bi kader. Hiçbir şey yoktur ki Allah onu bir ölçüye göre yaratmamış olsun. O zaman biz o ölçüyü bilmemiz lazım. İnsanı da, tarihi toplumu da ve tabiatı da. Bunları tanımak ne demek biliyor musun? İlimler işte. İnsani ilimler, daha doğrusu humanist diyorlar işte. Bireysel ilimler, yani biyoloji, psikoloji gibi, anatomi gibi. Tarihi toplumsal ilimler, işte sosyoloji, ekonomi, siyaset vesaire vesaire. Tabiat ilimleri, fizik, kimya, işte astronomi vesaire. Onlar da bu. Bunların mantığını kavramamız lazım. Peki bunların mantığını kavramak için ne yapmamız lazım? Size oradan da hemen Sait Halim Paşa'nın kendi belgesini göstereyim. Orijinalinden göstereyim. Buradaydı. Şimdi bakın orada Sait Halim Paşa'nın bize söyleyeceği şeyi. Şunu söyleyeyim ondan sonra oraya geçeyim. Diyor ki bakın arkadaşlar bir yenilenme kriz varsa yenilenmeye ihtiyaç var. Yenilenme nasıl olacak? İki türlü yenilenme var diyor. Bir, var olanı yıkıp yerine bir şey kurmak. Ona tebdilen ıslah diyor. Bu ulemadan bir numara olmaz, yerine aydını yetiştirelim. Bu medreseden bir numara çıkmaz, yerine mektep kuralım. Buna tebdilen ıslah diyor. Bu batıcıların yöntemidir. Üzülerek söyleyeyim diyor, batıcılar batıyı bile anlamamış. Çünkü batılılar böyle yapmadı diyor. İki, tadilen ıslah. Tadilat yapmak. Evde tadilat var ne demek? Binayı yıktık mı demek? Yok. Eksik yeri tamamladık, zayıf noktayı sağlamlaştırdık. Estetik açıdan beğenmediğimiz yeri tezyin ettik değil mi? Eşyanın kullanımında yeniden düzenleme yaptık. Reorganizasyon. Tadilat bu demek. Bunu Elmalı Hamdi Efendi çok güzel ifade ediyor Allah rahmet eylesin. Diyor ki tadilat ve keşfiyat-ı cedide. Sadece tadilat değil yani. Tadilat ve keşfiyat-ı cedide. Yani aynı zamanda çağın bizi karşı karşıya getirdiği ihtiyaçları, sorunları ve imkanları da bizim kavramamız lazım. Peki bu nasıl olur? Bu diyor ki teceddüt efkardan evvel değil. Yani düşünceyi olgunlaştırmadan bir şeyi değiştirmeye kalkışmak değildir diyor. Tersine ondan sonra olmalı. Yani önce düşünceyi olgunlaştıracaksın. Kafanda bir fikriyat oluşacak. O fikriyatı tatbikata dökeceksin. Yapıp sonra düşünmeyeceksin diyor. Bundan dolayı teceddüt dediğimiz şey yani yenilenme daha doğrusu affedersiniz daha doğru olur değil mi Muhammed Hoca? Tecdit yenileme, teceddüt yenilenme demek daha doğru olur. Yenilenme.
Özne biziz. Kendi kendimizi yeniliyoruz. O yüzden bizde teceddütü daha çok kullanırlar. Tefaul babından gelir. Teceddüt tedricen husule gelmeye mahkumdur. Yani yıkıp pat yapmak değil. Tedrici bir usul. Eşyanın tabiatına dikkat ederek. Aslında Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in usulü de bu. Öyle değil mi? Aşama aşama, merhale merhale, sindire sindire. Dolayısıyla bu usulü esas alan bir değişim krizi çözebilir. Peki bilimsel anlamda bir yeterlilik arayışına gireceğiz. Bu nasıl olacak? Avrupa'da var, gidip getirelim. Hayır, öyle olmaz diyor. Buradaki teklifi de ben çok beğeniyorum. Şimdi diyorlar ki İslamcılar modernistler. Bizim çok sevdiğimiz kavramlar ya bunlar. Gelenekçi, modernist. İslamcılar modernistler. Kim diyor bunu? Yenilenmeye direnenler diyor. Yenilenme talebinden dolayı bakıyor diyor ki bunlar modernist. Batıcılar da diyor ki bunlar muhafazakar. Niye? Onlar da geleneğe sahip çıktığı için. Onun için Said Halim Paşa dedim ya, geleneğin muhafızı, değişimin faili. Nereden baktığına bağlı. Aslında bu bir itidali temsil ediyor ama biz de herkes bulunduğu yerden bakıyor meseleye. Şimdi diyor ki batıdan ilim almak, hani diyorlar batının ilmini alalım ahlakını almayalım. Bu kadar basit değil. Said Halim Paşa'nın teklifi de bu değil zaten. Said Halim Paşa diyor ki bizim batıyı çok iyi tanımamız gerekiyor bir kere. Niye? Kendimizi ve nasıl bir dünyayla karşı karşıya geldiğimizi anlamamız için buna ihtiyacımız var. Batıyı çok iyi tanımamız lazım. Peki bu nasıl olacak? Bu da şöyle. Biz Batı'yı iyi tanıdığımızda onun iktisadi ve siyasi sisteminin sınıflı bir mücadele ve güç esasına dayalı olduğunu göreceğiz. O sınıflı yapı bize uymaz. Gücü esas alan bir anlayış hakikat bilincini önemsizleştirir. Oysa buna bakarak Batı'yı tamamen ötekileştirerek irtibatsız kalmak doğru bir tutum değil. Ancak Batı'nın ilmini alalım derken öyle hoş alalım getirelim de olmuyor. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Yine çok güzel bir kavram kullanıyor. Onun için göstermek istedim. Ben biraz o konuda titiz davranıyorum. Tedevvün etmemiz lazım diyor. Tedevvün kavramını nasıl çevirebiliriz arkadaşlar? Tedevvün. Tadilen ıslah için fikri takip öneriyor. Bizden öncekileri bilmeden olmaz. Biz kendimizin, yani İmam Gazali'yi bilmeyeceksin, İbn Arabi'yi bilmeyeceksin, İmam İbn Teymiye'yi bilmeyeceksin, farklı ekoller özellikle söylüyorum, Razi'yi bilmeyeceksin, Said Halim Paşa'yı, Akif'i bilmeyeceksin ama bugünün dünyasının sorunlarını Müslüman gibi anlayacaksın. Yok öyle bir şey. Onları da bileceksin. Ama yetmez. Batı'yı da bileceksin. Batı'yı da bileceksin ama Batı'yı kendimizi bildiğimizde ne gibi şeyleri tarihin şartlarının ürünü görüp bırakacağız, ne gibi şeyleri de alacağız, devam ettireceğiz ve koruyacağız. Onu bize gösterecek. Kendimizi tanımak bu demek. Batı'yı tanımak da aynı zamanda arkadaşlar onun ilmini tedevvün edeceğiz diyor. Tedevvünü nasıl çevirebiliriz? Tedvin kavramını biliyorsunuz değil mi? Tedvin. Tedvin asrı diyoruz mesela İmam-ı Azamların asrına. Ne demek? Düzenleme, sistemleştirme. Mesela divan aynı kökten gelir biliyor musunuz? Mesela Yunus Emre divan ediyoruz ya. Şiirlerini toplayıp derleyip toplayıp bir cilt haline getiriyorsunuz, ona divan diyoruz. Tedvin de bilgileri derli toplu sistemli ve usule dayanan bir çerçeveye dönüştürdüğünüzde tedvin oluyor işte o. Tedevvün tefeül babından geldiği için İki şeyi vurguluyor. Muhammed Hoca düzeltebilirsin. Hiç rahatsız olmam. Vallahi memnun olurum. Birdenbire olmuyor. Süreç, yani bir tedricilik var. O zaman birdenbire yok. Yıkıp yapayım. Yok öyle bir şey. Hemen halledelim. Öyle bir şey yok. İki, iradi bir şey. İradi, yani ben yapacağım, ben adını koyacağım, ben fark edeceğim, ben o işin öznesi olacağım. Anlatabildim mi? Onun için diyor ki tefsiri malumat eyleyerek, yani Avrupa'nın bilginisini çok geniş bir şekilde kavrayacağız. Sonra ben onu getirip kendim yeniden üreteceğim. Tedevvün dediği o. Copy paste değil yani. Bunu anlamak için de teferruatını yine bir kitap, Akif'in Asım kitabı.
Akif'in asımı tam da bunu anlatır bize. O halde bunları bildiğimizde arkadaşlar bizim geleceğimiz merhale şudur. Aslında hayatın ana gerilimi de budur. Bakın diyor ki ihtiyacatı beşeriyenin tebeddülü daimesi var. Ancak tabiat-ı insaniye ise değişmez. Ne demek? Tabiatta, hayatta değişen şeyler var, değişmeyen şeyler var. Ben şöyle diyorum. Hayatın ana gerilimi budur. İdeolojilerin, mezheplerin, meşreplerin birbirinden ayrıştığı ana sorun burada ortaya çıkıyor. O yüzden arkadaşlar ben diyorum ki neyi koruyup neyi değiştireceğimizi belirleme meselesidir hayatın imtihanı aslında. Sabiteler ve muhkemat nedir? Tahavvul, değişim, dönüşüm, halden hale geçen şeyler nedir? Bunların ilmini bildiğimiz ölçüde hayatı doğru inşa edebiliyoruz. Hayatı doğru inşa etmenin adı ise arkadaşlar Said Halim Paşa'nın dilinde İslamlaşmaktır. İslamlaşmaktır. Onun manifestosudur. İslamlaşmak, hemen buradan size okuyayım. Diyor iki kısa paragraf okuyacağım. İslamiyet kendisine has itikadiyatı. O itikadiyat üzerine müesses ahlakiyatı, kendisine has itikadiyatı, o itikadiyat üzerine müesses ahlakiyatı, o ahlakiyattan mütevellit içtimaiyatı, elhasıl o içtimaiyattan doğan siyasiyatı ihtiva etmek itibariyle en mükemmel ve en nihai kemal-i haiz bir dini insanidir, fıtri din. Peki bu nasıl olacak? Bunu da söyleyip sonra size bırakacağım sözü. Arkadaşlar diyor ki, madem ki bu erkan-ı erbağa dedik ya, bu erkan-ı erbağa var elimizde. Sıralamada, hiyerarşi de belli. O hiyerarşiden bir sonuç çıkaracağım ama önce sonra bu paragrafı okuyacağım. Siyaseti düzenlersek hayatı ıslah etmiş oluruz mu diyor bize? Kendimizi ıslah edersek siyaset ıslah olmuş mu demiş oluyor bize Said Halim Paşa. Soruyu tekrarlayayım. Kendimizi ıslah edersek siyaset de düzelir mi diyor bize, yoksa siyaseti düzeltirsek hayatı ıslah etmiş oluruz mu diyor bize? Hangisi öncelikli? Kendimizden başlamamızı teklif ediyor. Zaten İslam hareketlerin evet, Akif işte orada çok güzel hatırladı yine Muhammed Hoca. Aslında Afgani ve Abdu karşılaştırması yapar. Oradaki hikaye yani. Bu aslında bu eğilim var ya, İslam hareketlerin iki ana eğilimidir. Tepeden aşağıyı mı düzelteceğiz, aşağıdan yukarıyı mı değiştireceğiz? Said Halim Paşa bu işin fıtratının esasının aşağıdan yukarıyı düzeltmek olduğu. Ama şöyle değil yani. Hele önce buradan başlayalım, ona sonra geliriz değil. Hayat dinamik bir süreç. Ehem mühim ilişkisi yani. Bunu öyle düşünün. İslamlaşma ne? Üç veçeli bir tanım yapacak. Ve benim kanaatim bugüne kadar İslamlaşmayı Said Halim Paşa kadar efradını cami, ağyarını mani yapmış ikinci bir adam yok. Hala yok. Ne diyor? Bizim için İslamlaşmak demek, İslamiyet'in itikadiyatını, artık siz onların birbirini doğurduğunu biliyorsunuz. Ahlakiyatını, içtimaiyatını ve siyasiyatını esas alacağız. Sıralama belliydi. Birinci veçe. İkinci veçe Said Halim Paşa'nın teceddüt vurgusu. Daima zaman ve muhitin ihtiyacatına en muvafık bir surette tefsir ederek. O zaman teceddüt. Niye teceddüt? Çünkü bizde tecelli de tekrar yoktur. Külle yevmin hüve fişen. En sevdiğim ayetlerden biri de budur. Bizim hocamız, tefsir hocamız bize şöyle derdi daha işte İmam Hatipliler'i. Allah hep iş başındadır derdi. Allah hep iş başındadır. Yani müthiş bir şey. Hep yeniden yaratır. O yüzden hayat da hep yeniden inşa edilir. O yüzden bizim bir teceddüt kabiliyetimizin olması lazım. Teceddüt olmadı mı? Bugün bir şeyi doğru yapıyorsunuz, o donuklaşıyor. İslam ümmetinin ilim geleneğindeki en büyük kriz işte bu. Ne eserler, ne alimler yetiştirmişiz, ne kurumlar ihdas etmişiz ama kendini bugünkü deyimle güncelleyememiş. Güncelleme kavramından korkuyorum. Ne olur ne olmaz tartışma konusu olur. Evet, tecdit ya da teceddüt.
Güncellenecek şey fıkıhtır. Güncellenecek şey din değildir. Bakın Muhammed İkbal'in kitabının adı o açıdan çok güzeldir. İslam'ın yeniden teşekkül edemiyor. İslam düşüncesinin yeniden teşekkül ediyor. Çünkü İslam düşüncesi bizim müktesebatımızda olan bir şey. Onun işte diyor ki daima zamanın ve muhitin. Zaman tarihsel bağlam. Muhit yerel bağlam. Yaşadığınız yer. Ona göre ne yapacaksınız? En muvafık bir surette tefsir edeceksiniz. İslamlaşma bir söylem değildir, bir felsefe değildir, bir hayat teklifidir. İşte o da diyor ki ve bunlara gereği gibi tevfik hareket eylemekten ibarettir. Tevfik hareket. Peki daima zaman ve muhitin ihtiyacatına en muvafık bir surette nasıl tefsir edeceğiz bunu? Orada da Said Halim Paşa'nın teklifi nettir. Batılı sosyal bilimlerle olmaz. Fıkhı şerifi. Ama fıkhı tedvin asrındakilerin zihniyle yeniden diriltmemiz lazım, ihya etmemiz lazım. Teceddüt ve ihya. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Ben son yıllarda şöyle bir usulle dersleri yapıyorum. 3 kişi birlikte okutuyorum. Said Halim Paşa, Elmalı Hamdi Efendi Akif, Babanzade, Elmalı Hamdi Efendi İkbal gibi. Bir itirafta bulunayım. Beni çok etkileyen bir şey. Onu da yeni yeni adlandırmaya başladım. Aşağı yukarı bir 15 senedir bunu düzenli yapıyorum. Metinler arasılık diyorlar ya. Usulleri farklı. Uslupları farklı. Ama neredeyse tamamının ortak bir kavram hazinesi var. Mesela tevfik hareket diyor değil mi? Hepsinde var. Tadilat. Hepsi kullanıyor. Aynı. Yani vurgu anlamında. Yoksa kelime olarak herkes kullanır da kelime değil. Sorunun kritik noktasını tespit anlamında. Şunu fark ettim ya. İkbal'le Said Halim Paşa'yı, Akif'le Elmalı Hamdi Efendi, Babanzade'yle efendime söyleyeyim işte diyelim ki Şehabettin Mercani'yi bu kadar farklı coğrafyalarda yeni kuşaklara geldiğimizde Aliya'yı nasıl olur bunlar bu kadar aynı şeyleri söylüyor olabilirler? Mesele şu aslında. Açığa getireceğim, dağıtmayacağım. Aslında bunların hepsi meşrep farkı ve meslek farkı dışında aynı şeyleri düşünüyorlar arkadaşlar. Şaşırdım yani. Biz şöyle zannediyoruz. Bu ondan farklı, o bundan farklı. O farklar mezhep farkı bile değil inanın. Meşrep ve meslek farkı. Peki bu kadar insanı bu kadar ortak bir hafızada toplayan şey nedir? Orada da benim vardığım kanaat şu. Ortada bir medeniyet var. Bütün eksiğine gidiğine rağmen ve bu medeniyetin bir bilgi sistemi var. O sistemin de bir müfredatı var. Hepsi o müfredattan geçiyor. Sonra biri siyaset bilimci oluyor, biri baytar oluyor. Öbürü müfessir oluyor. O müfredat hepsinde meselelere bakışta bir ortaklık, usulde bir benzerlik oluşturuyor. Ha, ona bir de şu geliyor. Adamın mesleği ve görgüsü gelince orada bir fark doğuyor. Said Halim Paşa'yı bence farklı kılan şeylerden bir tanesi o. Said Halim Paşa bir kere yönetici bir ailenin içine doğuyor. Yani doğuştan yönetici adamlar. Yani Mısır Hidivi diyoruz bakın. Diğerlerine şey diyoruz, eyalet diyoruz, vilayet hatta diyoruz. Oraya Hidiv mesela. Bir yere vali atıyor, oraya Hidiv atıyor. Aslında Mısır bir anlamda özerk bir yer. Bağımsız tam değil ama diğerleri gibi de değil. Validen büyük ama padişah değil. Padişah dememek için bence Hidiv demişler. Şimdi böyle bir ailenin çocuğu eğer rutin atama devam etseydi Said Halim Paşa'nın babası Hidiv olacaktı. Ardından da Said Halim Paşa olacaktı. Ama orada bir darbe oldu. Bizimkiler de o darbeye biraz destek oldular. Fakat takdiri ilahi. Baba Said Halim Paşa daha çok küçükken İstanbul'a geldi. Babayı aldılar Şura'yı devlete aldılar. Yani bugünkü Danıştay ama o zamanki Danıştay çok etkin bir makam şimdiki gibi değil. Ve Said Halim Paşa da sonradan Şura'yı devlet azası oldu. Sadrazam oldu. Dolayısıyla devlet, kurum, ticaret, zenginlik, ilişki anlamında bir zeminden geliyor zaten adam. Ya sadece literal okumayla bir bilgi elde etmiş değil. İkincisi,
Burada dediğim gibi Said Halim Paşa köşkünü görenleriniz var mı bilmiyorum. Adamların devlete borç değil, bağış yapacak kadar güçlüler adamlar. Mesela karşıda Zeynep Kamil Hastanesi vardır. Zeynep Kamil Hastanesi Said Halim Paşa'nın halasınındır. Halası yapıyor, veriyor devlete yani. Böyle adamlar yani. Hani halasının bile hastane yapıp devlete verdiği bir adam düşünün. Ya da diyelim Türk Yurdu Dergisi çıkamıyor parasızlıktan. Türk Yurdu Dergisi nedir? Milliyetçi Türkçülerin dergisidir. Said Halim Paşa İslamcı. Ama çıkarıyor, cebine para verirse çıkarın. Niye? Anti-emperyalist olmak kaydıyla. Buradaki ocak tütsün, sonrası bizim meselemiz diye bakıyorlar. Böylesine bir adam. Bence bir, geldiği aile geleneği onda büyük bir görgü oluşturuyor. İki, aldığı eğitim çok sağlam bir eğitim. Ve babası, öyle anlatıyorlar, Avrupa'dan geldiğinde bunlara bozulup bozulmadıklarını test etmek için özel bir program uygularmış. Yani Avrupa'ya gittiler, olur ya, etkilenirler diye döndükten sonra bunlara özel program uyguluyor ve imtihan ediyor. Böylesine sağlam bir disiplinin içinde büyümüş adam. İsviçre'de de siyaset bilimi eğitimi o dönemde alınca Batı'yı da çok yakından tanımış. Zaten Mısır da Batı'yı çok iyi biliyor. Burası da İstanbul'da Batı'yı çok iyi biliyor. Dolayısıyla bence Said Halim Paşa'nın aileden gelen bir görgü, devlet tecrübesi, işte ilim anlamında da sağlam bir temeli var. Ama bütün bunların hepsini de adam demek ki kendisinde de hani tercih olarak da hepsi olur ama sen başka bir adam olabilirsin. Ama mesela kardeşi var Abbas Halim Paşa. Abbas Halim Paşa da Said Halim Paşa kadar büyük bir entelektüel değil ama Said Halim Paşa'dan daha âli cenap bir adam. Nerede bir zeki, yetenekli memleket evlatı var, ona sahip çıkıyor, okutuyor. Akif'e de hamilik yapan adamdır o. Ömrü boyunca Akif'e de hamilik yapan adam odur. Yani nerede bir yetenek var? İster musikide, ister teknik ilimlerde, ister işte medresede. Zaten adam Nafia Nazırı sonradan oluyor. Yani devletin yardım bakanı. Hakikaten de yakışacak adam. Hepsi böyle bunların. Bu sadece kitap okumakla elde edilecek bir şey değil bence. Görgü çok önemli bir şey. Tokluk, itminan sahibi olmayı çok etkiliyor. Bence o tecrübe, o ciddi, disiplinli terbiye ve ilim. Bir de dediğim gibi tok adam. İslam'ı da tercih edince meseleye üst perdeden bakabiliyor. Ve benim okuduğum kitaplar içerisinde, metinler içerisinde, tanıdığım insanlar içerisinde ilk metniyle son metni arasında bu kadar tutarlılık olan ikinci bir adam yok yani. Yani insanların düşünceleri çok iyi olur ama ilk yazdıklarıyla son yazdıklar arasında fark olur. Hepimizin olur. Said Halim Paşa'nın ilk risalesiyle son risalesine bakın. Sanki hepsini bir defa da yazmış. O kadar yani. Ama bence Said Halim Paşa'nın tabii öyle olsaydı nasıl olurdu bilmiyorum. Bir şeyi zayıf geliyor bana. Yani Said Halim Paşa'nın zayıf noktası ne derseniz. Said Halim Paşa'nın zayıf noktası klasik ilimlerde derinliği olduğuna dair bir şeyimiz yok yani. Bilgimiz yok. Bazı yerlerde de bunun işaretlerini görüyorsun zaten. Daha genel ifadelerle geçiyor. Zaten manifestolar yazıyor. Bir ilim adamı değil, bir mütefekkir olarak yazdığı için de böyle genel sistematik şeyler yazıyor. Benim görebildiğim bu.